Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sherman.com'dan gelen bir paket var önümde. İçinde birbirinden güzel, birbirinden değerli ürünler var. Hepsine tek tek bakacağız. Bir kutu açılışı videosu olacak. Peyderpey bu ürünlerin tek tek incelemesini yapacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden bıçağımızı çekelim. Evet, öncelikle küçük bir kutu çıktı karşımıza. Bakalım neymiş? GPS Tracker. Şöyle bir ürün, demek ki GPS takip cihazı var bu kutunun içerisinde. Hemen açalım. Çok şirin bir kutusu var doğrusu. Kutunun içinden bir USB kablo çıktı. Şöyle kullanma kılavuzu çıktı. Varlık GPS izleyici. Bu arada Türkçe bir kılavuz var içinde. Bu yönden iyi. Belli bir ağırlığı olduğunu söyleyebilirim, yani gerçekten hani küçük ama bir ağırlığı var. Wow, şurada bir sensör var. Demek ki bunun takılı olması lazım ya da bir alarm görevi görecek. Tabii ki inceleme videosunda bunlara hepsini detaylı olarak bakacağız. Buradan bir kapak açıldı. SIM kartı girişi var ve şarj girişi var. Başka da bir düğme var. Evet, şu küçük şey düğme. Açalım. Evet, açtık. Nasıl kullanıldığını emin olun ben de bilmiyorum. İşte beraber öğreneceğiz. İnceleme videosunu yaparken ben de öğreneceğim ve sizlerle paylaşacağım tecrübelerimi. Burada bir mıknatıs olması lazım. Bunu sonuçta, bu bir GPS cihazıysa, bir yerlere tık diye yapıştırabiliyor olmamız gerekiyor. Koydum bakalım. Sensör çalışınca ne olacak? Hiçbir şey olmadı ama geri kapatacağım. Evet, pek de bir numarası yok açıkçası. Böyle kutu gibi bir şey. Bunun kullanmasını öğreneceğiz. Detaylı incelemesini yapacağız ve sizlerle de paylaşacağım bu videoyu. Ve kutunun içine derinlere inmeye devam ediyorum. Evet, sıradaki ürün neymiş? Hava pompası. Şöyle bir hava pompası. Daha önce Xiaomi'nin bir hava pompasını incelemiştik. Evet, önce kutunun üzerine bakmak istiyorum. Neler var burada? Araba, motosiklet, bisiklet ve top için. Evet, söylediğiniz iyi oldu. Bakalım. Model numarası yazılı. Aynı bilgiler burada da var. Burada farklı olarak LED ışık. Evet, havanın çıktığı port. Dijital gösterge, artı eksi butonları. Hemen içini açıp görmek istiyorum. Bu pompanın kendisi. Kutunun içinde bir de kullanma kılavuzu çıktı. Evet, bakın bu kullanma kılavuzu da Türkçe. Demek ki Türk distribütör olunca olaylar değişiyor. Sherman Türkiye'de bir distribütör. Yani bu ürünlerin Türkiye distribütörlüğünü yapan bir marka. Evet, buna sevindim. Gerçekten sıkılmıştık yani İngilizce ve Çince kullanma kılavuzlarından. Güzel oldu. Başka içinde ne var? Çok ilginç bir şey çıktı ya. Minnacık, açılıyor mu bu? Lamba gibi bir şey arkadaşlar. Şöyle bakın. Böyle bir şey. Garip, ne olduğunu bilmiyorum. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Dursun, ben işimize yarayacaktır. Dursun bakalım. Şöyle bir boru çıktı. Esnek. Buralardaki de silikon. Evet, alıştığımız yöntem. Bildiğimiz yöntem. Başka. Şarj ucunu görüyorsunuz. Araç şarjıyla yapılabiliyor. Yani evimizde şarj edemiyoruz. Bunlar da farklı uçlar. Şu basketbol topu için bunu biliyorum. Daha doğrusu bütün toplar için de. Hayatımda hep basketbol topu şişirdiğim için. O geldi aklıma. Bunlar da muhtemelen balonlar için. Bu deniz balonları için, yatakları için yapılmış uçlar. Güzel güzel. Şöyle ürünün kendisine bakalım. Jelatinle açalım arkadaşlar. Çok daha temiz oldu. Tuşları gayet mekanik ses veriyor. Şurada bir el feneri var. El fenerini açmak istiyorum diyelim.
Herhangi bir şey uzun basınca olmadı. Muhtemelen şarj yok. Sert plastikten yapılmış arkadaşlar. Ama anladığım kadarıyla bu kadar uzun bir kablo verdiklerine göre şarja çalışmıyor. Yani makineye takıp çalıştırıyoruz. Şimdi anlaşıldı neden diğerinden daha küçük olduğu, daha hafif olduğu. Sadece arabada kullanmak için düşünecek olursak fena değil. Ama top için yani arabaya gitmemiz lazım. 3 parça ürün çıktı. Bir el süpürgesi, araç süpürgesi artık ne isim veriyorsanız ondan çıktı. Hemen onu da kutusunu açalım. Bu da Miyoji. Bu arada üçü de Miyoji arkadaşlar. Sherman da onun Türkiye distribütörü demiştim zaten. Şöyle bir mühürle geldi. Hemen o mühürü açalım. Evet, bu mühürler de insana güven veriyor. İyi ki varlar. Bazen böyle Çin'den gelen ürünlerde mühür açılmış oluyor çoktan. Artık paket sağa sola savrulmaktan, uçaktan uçağa atlamaktan ne hale geldi? Doğal olarak yine bir kullanma kılavuzu karşımıza çıkıyor. Evet, bunda da İngilizce, Türkçe. Ya bu beni şımartmaya başladı. Of, of, of. Güzel bir paket gördüm. Dokunuşu güzel. Konuşacağız. Parçalar çıkıyor içinden. Bu hale gelmiş ama sıkıntı değil. Muhtemelen tam yerine oturmadığı içindir. Kullandıkça düzelecek şeyler. Uzun bir boru. Hemen onu da... İlk yaptığım şey bunları sökmek oluyor. Çok keyifli bir şey çünkü. Sert plastik. İkisi de sert plastik. Burada küçük bir kutu var. İçinde ne çıkacak acaba? Sadece bir kablo çıktı. Kablo nedir? B tipi. Şöyle görün. B tipi bir USB kablo. Yaklaşık 1 metre falan. Evet. Umarım bu da şarj içindir. Hani bu da takılı çalışıyorsa üzülürüm. Başka? Abi minnacık ya. Ben bu kadar beklemiyordum. Bir el süpürgesi bu kadar küçük olmaz diye düşünüyordum. Şuna bak. Avuç içi kadar. Elimle yan yana görünce. Evet. Güzel. Diş dokunuşunu şu anda çok beğendim. Hani içine daha bakacağız. Şu mesela o kadar değil. Bu da sert plastik yani böyle kaçıncı kalite bilmiyorum ama bu güzel. Bunlar için aynı şeyi söyleyemem. Hissiyatından bahsediyorum arkadaşlar. Yoksa bir kalite bilgim var mıdır bilemem. Evet güzel. Güzel. Çık çıt. İstediğimiz şeyler zaten bunlar. Geri dönütler. Hemen. Ooo. Şöyle görmenizi istiyorum. Metal bir filtre koymuşlar. Bu iç tarafta. İçinde de kumaş. İki katmanlı bir filtre. Diğer Xiaomi'de yok, CoClean'de. Evet, Xiaomi CoClean. O da Xiaomi'nin. Plastik dış tarafı. Şöyle bir de aynen şeyimiz vardı. Güzel. Şurada geri dökülmeyi engelleyen şeyler de var. Güzel güzel. Önlemler de var. Bu kadar abi. Zaten şuraya bakın. Çok küçük bir şarj yeri var sanırım. Evet. Yani bayağı gizli yapmışlar. Şurayla da çok benzer olduğu için bence tasarım çok güzel ha. Yani sitesindeki görüntülerden çok daha güzel bir şey çıktı karşıma. Hani üçü içinde aynı şeyi söyleyebilirim. Çok iri görünüyorlardı. Evet. Tam buraya bu çizgi aynı yere denk geliyorsa güzeldir. Çalıştıralım. Ama şarjı yok. Hepsini şarj edeceğiz, deneyeceğiz, inceleyeceğiz. Detaylı olarak. Daha önce incelediğim ürünler bir GPS hariç. GPS hakkında açıkçası pek de bir fikrim yok. Beraber öğreneceğiz ama bütün özelliklerinden bahsedeceğim. Ama bundan incelediğim diğer hava pomposundan incelediğim neleri merak ettiğinizi aşağı yukarı biliyorum. Onlara göre, onlara dikkat ederek bir
düzenek kuracağım ve karşınıza tekrardan çıkacağım. En sonunda da Aykut'a götüreceğiz. Aykut'un oyuncakları bunlar. Evet, benimle bu kutu açılış heyecanını paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.